Jondere 5065E'yi görmektesiniz. Bunun motoru 1600 devir böl dakikada maksimum 247 Nm tork, maksimum normal motor gücü 65 beygir gücünde, 2200 devir böl dakikada bu gücü sunar. Önde 4 adet bir ağırlık bulunmakta. Kaç kilo olduğunu. Neyse. Çamurluk oynamıyor. Diferansiyelin yağ koyma kısmı. Bunu böyle buraya çeviriyorsunuz. Bunu gevşetiyoruz. Ve sonra yağ boşaldım misal. Böyle bu kısma buraya doğru çevirip buraya yağ huni dayayıp yağı dolduruyoruz. Yeni yağı. Sonra da sıkıyoruz. İş bitiyor. Tabi yağ seviyesi şurada eşit olmalı. Şu mandalı asıldınız mı şey oluyor. Hava filtresi. Kuru tip. Akünün olduğu yer hiç güzel olmamış. Beğenmedim. Enjeksiyon. Sert. Motoru ise kaç silindir olduğunu anlamanız için de şuradan yazar. 1, 2, 3 silindir. Egzoz susturucusu ikinci buraya konumlandırmış. Kaputun altında birincisi burada. Marş motoru. Marş bobini. Hidrolik pompası. Yağ çubuğu. Mazot filtresi. Şarj dinamosu. Bu ana vites. ...48 kilogram bir adet bir ağırlık bulunmakta. Bu pulluğun gergi ayarı, gresörlük. Bir tane de solda var. İşte bu pim orta demiri kilitliyor. Bu pim. Bu ise romorkun damperi. Mazot deposu. Bu sola konumlandırmış. Burada bir adet bir basamak. Hostesin tutunacağı yer. Debriyaj bayağı yumuşak. Fren de bayağı yumuşak. Gaz da biraz yumuşak. Park kısa, aydınlatma uzun. El gazı. Gaz pedalına bağımlı. Devir, mazot, hararet. Bu kuyruk bilin döndüğünü ilk haz eder. Bu uzunların yandığı, bu senkronize. Ondan sonra dörtlü flaşör. Sağ son sinyal bu. Burada. Shuttle. Şöyle yukarıya çekiliyor. Geri gidiyor. İleri gidiyor. Bu şekilde boşta. Motor durur konumda çalışır. Bu shuttle'ı eğer boşa aldınız mı? Boşa almazsanız çalışmaz. Bu sürüngen. Boş. Takviye. Ondan sonra
Okey. Burada park. Bir, iki, üç, dört. Tamam, şurada park halinde. Bu orta kolu kilidini açıyor. Burada kilitliyor. Bu ise kuyruk pilinin debriyajı. Ondan sonra emniyet kemeri burada. Bu kuyruk pilinin vites kolu. İşte. Şu kornası. Şu tepe lambası. Egzoz sola konumlandırmış. Ondan sonra dört çarpı dört. Bu. Diferansiyel kil de bu. Sert.